cezaevinde bulunuyor. Ben de böyle bir ortamda bir alternatif yayın yapmak istedim. Hazır Berlin'e de gelmişken şu an burada yaşayan Demir abiyle bir söyleşi yapmak istedim gündeme ilişkin. Onun fikirleri çok değerli. O yüzden sizinle de bunu paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Kırmadın beni. Ben teşekkür Böyle bir ederim. alternatif Aksine yayın böyle için. bir olanak sağladığın için onur. Her Evet. şeyden önce. Evet. Bugün 11 Mart. Biliyorsunuz Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümü. 14 yaşında vuruldu. 15 yaşında 16 kiloyla 11 Mart 2014'te toprağa verdik Berkin'i. Berkin nezdinde bütün öldürülen çocukları da burada saygıyla anıyorum. Hemen başlıyoruz sıcağı sıcağına. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu Hollanda'ya gidecekti ve Hollanda hükümetinden verilen bir kararla uçuş izni iptal edildi ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Bu Hollanda giden uçağın iptali, onlar buraya nasıl gelecek dedi. Hemen bunun yorumunu alalım sizden. Ben Ops. Canlı yayın kazaları devam ediyor. canlı. Evet. İstersen Sen kaldır konuşun onu, kötü kitaplık kalsın. Tamam. Neyse. Gerek Almanya'yla Evet. gerek Hollanda'yla olan bu gerilimlerin diyelim biraz danışıklı dövüş gibi olduğu kanısındayım. Şöyle ki elbette oturup konuşma tarzında değil. Her iki ülkenin de iç politika ihtiyaçları açısından Evet. böyle bir gerilime ihtiyacı var. Hollanda'da da, Almanya'da da biliyorsunuz ırkçılar ve aşırı sağcılar bir yükseliş halinde. Merkel'in durumu pek iyi değil. Merkel iç kamuoyunda da büyük bir tepki var. Gerek bu ilticacılar gerek Türkiye'deki politik gelişmeler yüzünden Türkiye ile Evet. bu diktatörlüğe destek veriyorsunuz diye bir tepki var. Hem bu tepkileri biraz ılımlandırmak bakımından hem işte iç kamuoyuna bilgi vermek bakımından Hollanda'da da aynı durum söz konusu. Her ikisi de bu bakımdan aslında pekala başka türlü de geçiştirebilecekleri bir durumu yüklendi. Daha kesin bir tavır gösterdiler. Erdoğan açısından ise içeride hızla kaybediyor hayır oylarını. Bu durumda bir gerilim yaratması lazım. Onların üzerine aşırı giderek böyle bir gerilimi resmen tahrik etti ki onları bu tür davranışa zorladı. Aslında şöyle herhangi bir devlet bakanı, cumhurbaşkanı ya da herhangi bir kimse tarafsız olması gereken bir evet hayır referandumunda herhangi bir şekilde bakanlık yetkilileriyle, bakanlık olanaklarıyla yani bizim vergilerimizden alınmış bir haklarla oraya gidip herhangi bir propaganda yapamaz. Daha işin baştan yanlışı bu. İkincisi, birçok insan konuyu bir kişisel özgürlük sorunu olarak koyuyor. Bu bir kişisel özgürlük sorunu değil. Erdoğan'ın kişiliği değil, bir devlet başkanı olarak bunları yapmasına, iki devlet arasındaki ilişki sorunu bu. Bunu çok ilginç bir şekilde bu Cem Özdemir de söyledi. Biz dedi Taksim'e Taksim'de. gelsek dedi, orada bir miting yapsak siz müsaade eder misiniz? Ya da daha şunu söyleyelim. Hafız Esad Türkiye'ye gelse Suriye'de 3 milyonda Türkiye'de 3 milyona yakında Türk Suriye vatandaşı. Ben Suriye vatandaşları miting yapmıyorum, yapmak istiyorum dese buna Türkiye müsaade eder mi? Etmez. Kesinlikle hayır. Bu Erdoğan tarafından kasıtlı olarak yaratılmış bir gerilim. Hem yurt dışındaki oyları bloke etmek, evet de bloke etmek istiyor. Hem de bu gerilim aracılığıyla Türkiye içerisinde düşmekte olan evet oranını ya da tarafsızların giderek hayıra yönelmesini engellemek istiyor. Olay budur yani. Ama durum böyle ama böyle algılanmıyor işte. Erdoğan Evet. tarafından direkt ağır ithamlarla suçluyor. Yani Almanya'daki O iptal ağır edilen ithamlar da mitinge aslında kasıtlı olarak Erdoğan'ın bir taktik hamleleri diyelim. Evet. Karşı tarafı da bu ağır ithamlar işine geliyor. Erdoğan'ın ne kadar antidemokratik, ne kadar tipi yani standart diplomasi ya da uygar insan kurallarına bile değer vermeyen bir davranış içerisinde olduğunu. Ama bunların şöyle bir tutarsızlığı da var. Örneğin geçen gün bir bakan Bolu Bey'in evlatları demiş. Halbuki
Köroğlu destanında Bolu Bey'i yani lanetlenesi bir tiptir. Ona karşı çıkan Köroğlu'dur. Bunu alkışlamış, herkes sahip çıkmış. Şimdi Erdoğan da Hollanda'ya diyor 16 Haziran'da, 16 Nisan'dan sonra gösteririz bize. E peki sen devlet olarak gururun rencide olduysa niye 16'yı bekliyorsun ki? Bugünden geleceğim ya, yapacağım. Yani. Apaçık burada itiraf ediyor aslında farkında olmadan. İşin seçime yönelik ya da daha doğrusu seçime ağzımız alışmış referanduma yönelik bir taktik hamle olduğunu, bir gerilim yatma, evet oylarının düşüşünü engelleme çabası olduğunu. Yani bizim propaganda yapmamızı bile engelliyorlar. Yine dış mirağı bağlayabilir aslında. Öyle zaten. Peki bu politik atmosferin değişmesini nasıl yorumluyorsunuz? Örneğin yani 2 sene önce bir G20 yapıldı Antalya'da. G20 biter etmez işte bir uçak krizi oldu Rusya ile. Rusya ile restleşti. Avrupa'da sırt yani yüzünü Avrupa'ya çevirdi ama şimdi tam tersi oluyor. Erdoğan bu sefer şimdi Rusya'ya yakınlaşıyor. AKP hükümetiyle birlikte. Bu sefer de Avrupa'ya böyle bir res çekmeye çalışıyor. Dünyaya böyle res çekmeye çalışıyor. Peki bunu nasıl yorumluyorsunuz? Aslında Erdoğan'ın çoktan işi bitti. Fakat çünkü adamın bir demokratik konsepti yok. Bugünün dünyasında sen Sünnilik, Alevilik üzerinden ya da bilmem ne üzerinden, Türk ırkçılığı üzerinden, emperyal hayaller üzerinden bir politika kurmaya kalkınca lisede okuduğun Emin Oktay tarihleriyle ya da faşist Türk tarihleriyle bir dünyayı algılamaya kalkınca varacağın nokta budur. Bu noktaya daha önce bir iki kere vardı ama her ikisinde de mesela 7 Haziran'da bu noktaya vardı, engellendi. Fakat Türk devleti pozisyon değiştirdi. Birdenbire bu Kürtler bu işten kârlı çıkıyor, bu ateşkesten. Bu benim varoluş şunu tehlikeye atıyor deyip birdenbire strateji değiştirdi ve Erdoğan orada bir müttefik buldu. Dolayısıyla buna dayanarak 7 Haziran sonrasındaki Kasım'a kadar dönemde şiddeti bastırdı, şiddeti uyguladı ve 7 Kasım seçimlerinde devletin desteğiyle iş etti. Fakat aynı politikayı devam ettiği için bir süre sonra tekrar tıkandı. Bu sefer Rusya ile tıkandı. Aynı şeyi yaptı ama bu sefer. Bu sefer de devletin içindeki özellikle Ergenekoncu kesimi ittifak yaptı şeylere karşı. Bir de darbe bu arada imdadına yetişti. Gitti Putin'den de özür diledi. Oraya bir giriş hakkı elde etti falan. Membiç Cerablus evet. Hattını elde etti. Veya Kürtleri engelliyorum diye. Ama tıkanması kaçınılmazdı. Şimdi yine tıkandı. Şimdi tam bu tıkanma aynı zamanda işte Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık sistemi oylamasına denk geldi. Son uzatmalar oynuyor. Yani hiç hesaplamadığımız işte 15 Temmuz darbesi gibi bir şey olmazsa, bir savaş çıkarmazsa falan normal olarak 16 Nisan'da hayır çıkacak. Ayrıca zaten Türk devletinin çıkarları açısından bile yani bugünkü bu merkezi bürokratik Kürtleri inkar eden devletin çıkarları açısından bile Erdoğan'ın varlığı artık sırtta taşınması mümkün olmayan bir yük haline gelmiş durumda. Düşünün şimdi Hollanda'ya diyor ki uçakların buraya inemez, ırkçı diyor. Almanya'ya diyor ki sen ırkçısın. Bu lafları kasıtlı ediyor. Aslında farkına varmadan bütün köprüler yıkıyor. Aslında bir laf vardır tabiri caizse. Kavgada bile söylenmez. Sokak ağzında bir tartışma. Aynen kavgada öyle. Bile söylenmez. Şimdi Almanya'ya ırkçı demişsin. Sen Hollanda'ya ırkçı demişsin. Onlarla bir daha diplomatik ilişki kurabilir misin? Ya da normal bir burjuva uygarlığı çerçevesinde diplomatik. Evet. Ya da onların Avrupa Birliği'ndeki müttefikleriyle kuramazsın. Tıpkı Rusya'yla şeyde olduğu gibi bir tıkanma içerisinde. Ama zaten onu buna iten şu. Yani bunlar aslında kendi çıkarları açısından bile akıllıca hamleler değil. Köşeye sıkıştığı için ne yapacağını bilmiyor. Şimdiye kadar alışmış geniş bir hareket alanında dünyada para bol, işte herkes ona krediye açmış, %50'den fazla oy alıyor. Böyle alışmış esiyordu, gürlüyordu ama şimdi durum öyle değil. Şimdi eski alışkanlıklarıyla refleksler gösterdiğinde kısmen bu iyice kendini köşeye sıkıştırıyor ve artık yarattığı bu
tecrit durumuyla bizzat bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bile taşınmaz bir yük haline geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer Erdoğan orada durursa Avrupa Birliği'ne normal bir ilişki kuramaz durumda kalacaktır. Ne yapacaktır? Ya Erdoğan tıpkı Putin'e yaptığı gibi Almanya'ya gidecektir, özür diliyorum diyecektir. Bir özürle çözülebilir mi ki? Bir özürle çözülebilir mi bu mesele? O da bu devletin bütün itibarını ayaklar altına almış olacaktır. Yani özür dilerse çözülebilir yani o anki konjonktürün durumuna uygun olarak çözülemez de. Ama bunu özürlü dilemesi Erdoğan'ın zaten bittiği anlamına da gelir. Sen önüne geliyorsun. Önce ırkçı diyorsun, küfrediyorsun, sonra özür diliyorsun. Evet. Hadi bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge. E şimdi gidecek Hollanda'dan özür dileyecek, Almanya'dan özür dileyecek, Avusturya'dan özür dileyecek. Muhtemelen Hafız Esad'dan da özür dileyecek. Çünkü burada Putin'le ilgili, Rusya ziyaretiyle ilgili bir noktaya gelelim. Evet. Putin'le ziyaretinden önce ben bir yazı yazdım. Devlet dedim strateji değiştir evet. dedim. Şimdiye kadar dedim işte Hafız Esad olmaz bulunmaz diyordu dedim. Özgür Suriye ordusunu iş ediyordu dedim. Ama dedim birkaç yazardan hükümete yakın ya da Erdoğan'a yakın birkaç yazardan da alıntılar yaparak dedim şu andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti dedim Esad'ın Suriye'nin bütünlüğüne egemen olması gibi yeni bir stratejiye geçmiş durumda. Bunun aracılığıyla Kürtlerin bağımsız bir bölge ya da bağımsız bir devlet kurmasını Suriye'de engellemek isteyecek dedim. Tabii bunu bu çıkar zaman yapınca bunun bir mantık sonucu var. Eğer Esad'ın güçlenmesini ve Suriye'ye egemen olmasını istiyorsa o zaman El Nusra'yı ya da onun karşısındaki diğer o Şam'ın kurtuluş yeri artık çok artık insan şey demiyor, hatırında tutamıyor. Onları Esad'a yem olarak vermen gerekiyor. Türkiye şeyini o Hatay'daki bölgeyi kapatman gerekiyor. Çünkü oradan alınan destekle bunlar yaşıyor. Peki bir parantez açıyorum. Onu yaptığı takdirde ne olur? Onu yaptığı takdirde birincisi onlar Türkiye'ye yönelir. Muhtemelen katliam olur orada. Çünkü şimdiye kadar Türkiye müttefikleri olanı vurmamak için uçaklarla aman bu arada El Nusra'yı vururken onları da vurmayalım diye. Çünkü bunlar fazla iç içe. Evet. Suriye ve Rusya pek bir şey yapmıyordu. Ama sen bu stratejiye geçtiğin anda itibaren hem onlara vur emniyeti vereceksin, izin vermiş olacaksın hepsini. Hem kendin bunlara muhtemelen yardım edeceksin, hem onlara bütün lojistik yollarını vesaire tıkı. Bu o zaman bunlar da ihanet ettiği duygusuyla Türkiye'ye yöneleceklerdir. Daha önce benim kanımca zaten Rus elçisinin öldürülmesi olayında El Nusra Rusya'ya cep karşılığında bu Cerablus'ya bir karşılığında Halep'in verilmesinin mesajı olarak bunu tasvip etmediklerini ve buna karşı olup mesajı olarak Erdoğan'ın korumalığını yapmış bir polisi Rus elçisini öldürttü. Bu hem Rusya'ymış gibi göründü ama bana sorarsanız esas Erdoğan'a bir mesajdı. Yani onların ne kadar Türkiye'de örgütü var, şusu var, busu var bilemem. Bunlar aynı zamanda zaten istihbarat teşkilatlarıyla iç içe çalışan örgütler. Evet. Ama onlar aynı zamanda pekala Erdoğan'a da yönelebilirler yani. Türkiye'nin içerisine de yönelebilirler bir ülke olarak Türkiye'yi cezalandırmak için. Ama özel olarak da bugüne kadar kendileriyle iş tutmuş, korumuş, desteklemiş, yasa dışı işler yapmış Erdoğan'a da yönelebilirler. Böyle sonuçlar da olabilir. Ve bu durum, yani bu güçler arası ilişkilerde birisinin temizlenmesi herkesin işine geliyorsa birdenbire o işte gerçekleşebilir. Böyle durumlar olur yani. Erdoğan aslında kendini mahkemelerle bile bitmesi onun için hayırlı olabilecek daha kötü sonlara doğru itiyor aslında bu şekilde diyebiliriz yani. Burada hatta muhalefetin şimdiden Erdoğan'a şöyle bir çağrı yapması gerekir. Bak ya mahkemelere düşeceksin, uluslararası mahkemelere düşeceksin. Çünkü Birleşmiş Milletler'in birkaç gün önce yayınladığı rapor evet. bu tam ona da tam da bu. İkincisi daha pek şimdiye kadar çıkarılmamış ama bir kere düştü mü ondan hepsi sonra hepsi çıkar. Bu Suriye'ye yollanan silahlar, El-Kaide'ye yollanan silahlar, Suriye'den çalınan komple fabrikalar, yani bütün bu cinayetler, başka haksızlıklar, bu FETÖ'cüler diye önüne gelene hiçbir delil olmadan aylardır hala içeride tutmalar, işten atmalar vesaire. Çok korkunç bir çığ gibi böyle üzerine yığılacak. Yani Milosevic gibi falan bir duruma düşecek. Ya da
daha kötü ihtimal, işte onun açısından kötü ihtimal tabii, yani işte dedik El-Nusra gibileri yönelebilir. Bu durumda Türkiye'deki demokratik muhalefetin Erdoğan'a şöyle bir öneri yapması gerekir aslında. Erdoğan gel bak istifa et, biz seni tamamen bağımsız hakimlerle 24 saat her türlü delilin, her türlü iddianın, senin her türlü savunmanın tüm ülkeye televizyonlarla yayınlanacağı bir şekilde adil bir mahkemeye çıkarmaya davet şey diyoruz, garanti veriyoruz demesi lazım ki belki buradan çıkış kalmayınca böyle bir şey yapabilir. Bu çok böyle, ya bunu yapabilecek bir muhalefet var mı sizce? Yok tabii ama yani bu bir kere söylenince söylenmiş olur. Şimdi ben söylüyorum bak. Ben muhalefetim. Tamam. Ben söylüyorum. Alternatif bir muhalefet olarak Erdoğan'a diyorum ki Erdoğan, Sayın Erdoğan buyurun istifa edin. Bu boşu boşuna bu enerjiler gidiyor, şunlar gidiyor, bunlar gidiyor, canlar gidiyor. Nasıl? Mesela İslam'ın ilk devirlerinde sizin şeyleriniz, kaynaklarınız ve referans noktalarınız İslam. İslam'ın ilk devrinde ne oluyor mesela? Camide adam çıkıyor, Ömer'e diyor ki sen hırsızsın. Ömer de halife. Evet. Ömer diyor, senin kafanı keserim demiyor. Seni mahkemeye veririm demiyor. Tutuyor, oğlunu çağırıyor. O da diyor ki, ya diyor, hepimizin üzerine evet bir elbise çıkmayacak kadar parça kumaş düştü ama ben kendi hakkımı babama verdiğim için o böyle bir kumaştan elbise yaptırabildi. Çünkü adamın iddiası şuydu. Sen hırsızsın çünkü ben o kumaştan bir elbise yaptıramadım. Benim de payım aynı miktarda düşmüştü. Sen nasıl oldu da böyle yaptın diye bir şeydi. Adam bunun üzerine özür diliyor falan filan. Şimdi aynı şey. Senin hakkında bir iddia varsa yapacağın şey devlet gücünün arkasına tökülmek. Her şeyden önce insanların vicdanında beraat edebilmek için. Evet. Buyurun, ben Batı demokrasilerinde de böyle olur. Herhangi bir Batılı politikacıya herhangi bir ithamda bulunduğu zaman o adam belli devlet gücünü kendi pozisyonunu korumak için kullanmamayı garanti etmek için istifa eder ve kendisini mahkemenin huzuruna çıkartır. Şu an bir yorum geldi. Açık açık söylüyorum yorumu. Kafayı mı yediniz oğlum siz diyor. Reis istifa eder mi? Manyak mısınız? Evet 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 de yazmış. Ya istifa etmez ama isteyenin bir yüzü vermeyen cenci derler. Yani bizde öyledir. Politikada önemli olan doğru bir tavrı koymaktır. Evet. Bu bir insanın kendi iş tutarlığıyla da ilgilidir. Karşı tarafı da bir olanak sunuyoruz yani işte Erdoğan'a. Bütün bu durumdan daha kendisini temizleyerek, aklayarak çıkabilmesi için hukuki olarak bir olanak sunuyoruz. O bunu kabul eder ya etmez. Bilmiyoruz. Evet, bu uluslararası diplomasiden çıkıp, politikadan çıkıp asıl böyle kendi meselemize biraz daha dönersek, aslında bu da bizim kendi meselemiz de, daha can sıkıcı mevzular var. Bir referandum sürecinden geçiyoruz. Türkiye'de de bunun yoğun çalışmaları devam ediyor ve buradaki izlenimlerim de öyle. Yani burada da bayağı ciddi çalışılıyor referandum açısından. Yani evetle ilgili bir yerde bir şey göremedim ben, bir kampanya. Yani evet verin. Tıpkı 7 Haziran öncesi gibi. Böyle bir hava var aynen. Ben aynen de onu hissettim. Öyle. Hayır var ve bir parti, bir oluşum adı altında değil de direkt buranın gönüllüleri tırnak içinde hayır bildirileri basmış ve hayır çalışmaları yapıyor, hayır afişleri yapıyor. Tabii bunlar içerisinde kimler var? Kürtler var, sosyalistler var, demokratlar var, CHP'liler var, MHP'liler var. Evet. Dünden beri Büyük Birlik Partisi de var. Galiba. Evet, Büyük Birlik Partisi de var. MHP'den işte Bahçeli'ye ben dün bildiri dağıttım. Şu gözlemi, yani arkadaşlarım da aynı evet. Gözlemi yaptı. Bu canlı buradan gözlem. Bizim bildiri dağıttığımız yer Herman Plats'tı. Evet. Herman Plats denen yer aslında AKP'ye oy veren seçmen kitlesinin daha yoğun olduğu, yani insanların halinden, tavrından, işte giyinişinden az çok evet. Bir fikir ediniyorsun. Genellikle başörtülü hanımların, bayanların, kadınların olduğu bir semt. Burada biz bildiri dağıtırken bir iki kişi hariç, ki bildiri dağıttıklarımızın çok büyük bir bölümü bu başörtülü kadınlardı ve eşleriydi falan. Bir iki kişi hariç çoğu bildiriyi hiçbir ses çıkarmadan aldı. Hatta bunların içerisinde gözlerinin
ifadesinden, işte mimiklerinden, şundan bundan olumlayan, hayır vereceği yönünde bir sinyal veren davranışları da gördük. Yani ben şunu söyleyeyim, AK Partililerin en azından %20'sinin hayır vereceğini düşünüyorum. Ya bende de öyle bir şey var. Yani İstanbul'daki komşumuzdan mesela, yakın komşumuz, AK Parti seçmeni, AK Parti oy vermiş, 15 yıldır da vermiş, hala da verecek. Şunu söylüyor, biz bu sistemin değişmesini istemiyoruz. Ya başkanlık sistemine karşıyız, Erdoğan'ı çok seviyoruz, Binali Yıldırım'ı çok seviyoruz. Ama bu referandumda biz hayır diyeceğiz. Ama bir sonraki seçimde yine Erdoğan'a oy vereceğiz, yine AK Parti'ye oy vereceğiz falan diyorlardı. Aslında AKP içerisinde de, AK Parti içerisinde de böyle bir kopuş söz konusu. Ama burada asıl sormak istediğim şey şu, yaklaşık 2 aydır ciddi bir kutuplaşma var. Bir anda evetçiler, bir anda hayırcılar. Ama şöyle bir çifte standart var. Evet sokakta değil, medyada. Hayır sokakta ama medyada değil. Ve doğal olarak hayır diyenler neden hayır dediklerini anlatabilmek için mecbur bir şekilde sokağa çıkıyorlar. Yani elde bir medya yok. Bir televizyon yok, bir gazete yok. Ve Türkiye'de birçok bölgede hep polis saldırısıyla karşılaşıyorlar. Örnek veriyorum, yaklaşık bir ay önce Kadıköy'de hayır bildirisi dağıtan gençler polis saldırısına uğradı. Hatta bir kadın orada silah zoruyla gözaltına alınmıştı. Yani böyle bir süreçten geçiyoruz. Ve bu da ciddi bir kopuşlara sahne oluyor. Peki bu referandum sürecinde evet çıkarsa ne olur? Ve hayır çıkarsa bizi ne bekliyor? Yani evet çıkarsa... Bizi hayır diyenleri ne bekliyor daha doğrusu? Evet çıkarsa bir tür faşizm benzeri bir rejime gideceğiz. Yani bir tek adam diktatörlüğü, hiçbir ne yasal ne kurumsal herhangi bir sınırlaması olmayan tam bir... Zaten şu an öyle o yetkileri var. Bunlar bir de anayasayla perçinlenmiş olacak. Çok kötü bir durum olacak yani. Bunun herhangi bir şekilde engellenmesi gerekiyor. Hayır çıkarsa ise Türkiye'nin bütün dengeleri değişir. Yani bir sürü AKP'li, sizin de dediğiniz gibi, keza birçok CHP'li, CHP de benzer propaganda yapıyor. Hayır çıksa bir şey değişmeyecek ki, zaten Erdoğan yerinde duracak. Doğru, şu an zaten yani evet çıksa sahip olacağı yetkilerin hepsine fiilen sahip zaten. Şu an olağanüstü hali yetkisiyle. Bir şey değişmeyecek diyor. Ya da Fehmi Koru da bugün yazmış. Ya bir şey değişmeyecek. Zaten bir yıl sonra diyor tekrar referanduma da gidebilir diyor yani. Çünkü bir referandumda hayır falan çıkarsa bir yıl sonra tekrar aynı konu referandumlara götürülebilirmiş. Yani böyle bir argümanla. Onlar da evetçileri hayır demeye ikna etmeye çalışıyorlar. Yani korkmayın, bir şey değişmeyecek. Erdoğan yerinde duracak. Siz de şey dedin, yine de hayır dedin. Tamam ama böyle bir niyetle de hayır deseler, şu veya bu şekilde, ben karşı argüman getirmiş gibi olmayayım ama olayların dinamiği budur. Hayır çıktığı andan itibaren bu dengeler kalmaz. Bir kere bu arada Erdoğan bir sürü köprüler attı. Biraz önce dediğimiz gibi işte Almanya, Hollanda vesaire. Senin ihracatının, ithalatının en büyük bölümünü yaptığın Avrupa Birliği ve onun esas çekirdeğini oluşturan... Çok özür dilerim, bir parantez açayım. Geçen Özgürüz'de görmüştüm. Almanya ile böyle bir siyasi bir gerilim var ama silah alımında Almanya'da çok sıkı fıkı devam edebilirsiniz. Gayet tabii. Bu dipnotu da söyledim. Ayrıca Almanya açısından, Alman iç pazarı açısından, yani iş yerlerinin çok işçi istihdam etmesi onun Alman sanayi ihracata dayanan bir sanayi. Fakat Alman anayasasında silah ihracatı büyük kısıtlamalara sahip. Bu durumda Almanya bunu dolaylı olarak yapar. Nasıl yapar? Almanya'nın silah ihracatında en büyük hilesi diyelim Türkiye'dir. Evet. Almanlar, birçok Alman şirketi Türkiye'de bir sürü silah ya da silahın parçalarını oluşturan üretimleri yapıyorlar. Ve bunu dünyaya Türkiye aracılığıyla, Türkiye'nin ihracatı gibi görünerek de satıyorlar. Yani Alman ve Türkiye arasında böyle bir ilişki de var. Bu nedenle zaten eğer sen böyle kesin evet tavırlar koymuşsan zaten kendini elini kolunu bağlamışsın demektir. Şimdi bu durumda sen o ilişkileri nasıl sürdüreceksin? İktisadi ilişkilere paralel, ekonomik evet ilişkilere paralel, politik, diplomatik ilişkileri nasıl sürdüreceksin? Şu veya bu şekilde ya
elini ayağını öpeceksin, aman ben ettim sen etme diyeceksin. Ya da sen eski tavrında ısrar ettiğin takdirde toplumdaki diğer güçler tarafından, Türkiye'deki diğer güçler tarafından taşınmaz bir yük haline geleceksin ve tasfiye edileceksin demektir. Bu nedenle büyük olasılıkla Erdoğan'a hayır çıktığı andan itibaren Erdoğan'a karşı kendi cephesi içinden de muhalefet başlayacak. Ki bu muhalefetin şimdiden başladığını söyleyebiliriz. AKP cephesinde bir sürü yazarlar ya bu işe nereden girdik diyebiliriz falan filan diye işte pişman olabiliriz falan gibi bir takım uyarılar yaptığını görüyoruz. Orada belli ki bir gayrimemniyet var. Evet. İkincisi bizzat tepede böyle bir umutsuz hal var. Bunu da yazıyorlar. Üçüncüsü MHP'de Bahçeli gider. Bahçeli gidecek. Onun yerine muhtemelen Akşener gelecek. Akşener, evet. Akşener'de bugün az önce bir haber gördüm. Bilmem nerede konuşuyor. Bütün salon dolu, izdiham olmuş falan. Yani şimdi birdenbire Akşener merkez sağ bloğun bir yeni bir lideri olarak öne çıkıyor. Akşener büyük olasılıkla AKP'den epey bir şey alabilir. CHP'den alabilir, MHP'den alabilir. Ve bunlarla yeni bir şey oluşturup CHP ile ya da kalanlarla ittifak kurup bir koalisyon kurup birdenbire bu durumu ters yüz edebilir. Yani bu böyle bir olasılık ortaya çıkmış durumda. Kaldı ki sırf bu da değil. Böyle bir hayır çıkması daha demokrat, daha sol kesimlerin de toplumdaki ağırlığını ve moralini ve mücadele gücünü artırır. Toplumda ne zaman sol kesimlerin, demokrat kesimlerin, sosyalist kesimlerin ağırlığı ve mücadele gücü artar, bu toplumdaki sağa da ister istemez biraz daha bunlar bizim tabanımız kaçmasın diye daha sol pozisyonlara iter. Bu böylece zincirleme etkilerle bütün dengelerin değişmesine yol açar. Ben böyle olacağını düşünüyorum. Yani bir şekilde hayırın çıkmasıyla birlikte Türkiye'de bir türbülansa girecektir ve politik manzara tıpkı 2002 seçimleri olduğu gibi kökten değişebilir. Yani köklü bir değişim de olabilir diyorsunuz. Evet. Ama bu evet hayır mevzusuna yine biraz daha değinmek gerekirse ciddi kopuşlar var. O az önceki kutuplaşmanın da ziyade bu partiler içindeki o dağılma aslında çok güzel özetlediniz az önce Meral Akşener'in durumunu. AKP'den de oy alabilir. MHP'den zaten Bahçeli'ye gönderebilecek en büyük güç. CHP'den de alabilir diye. Yine dün mesela şöyle bir şey olmuştu. Büyük Birlik Partisi yaklaşık bir aydır bunun istişarelerini yapıyormuş. Evet. Hayır %80 hayır diyelim diyorlarmış. Evet. Orası da bölündü. Orası evet, da orası da bir parçalandı evet, aslında. Orası da parçalandı. Peki bu mesela burada bir kopukluk var. Keza Saadet Partisi'nde yine böyle bir kopukluk var. Yani üst hayır dedi sonra alttan evet itirazları çıktı. Yine birçok yerden böyle itirazlar geliyor. Aslında bu bölünmeler den ne olabilir? Neye işarettir? İşte bütün bu bölünmeler yeni bir herkes farklı partilerin, farklı eğilimlerin şekillenmesinin işaretleri. Büyük ölçüde de anladığım kadarıyla merkez sağda bir büyük bir partileşmenin ya da birkaç partinin yeni ortaya çıkmasının doğumları bunlar. Evet. Bu arada şunu diyelim yani yine hayır şeyiyle ilgili. Tabii. Düşünün şimdi 2 ay önce tam bir umutsuzluk vardı. Evet, çok aşırı. Yani hepimiz şunu diyorduk, ben de dahil. Yani yazılarımda da zaten var. Hiçbir zaman ben artık 65'ten beri Türkiye'de politika yapıyor sayılırım. 15 yaşından beri. Bugün 67 yaşındayım. Yarım yüzyıldan fazla. Bütün bu dönemde hiçbir zaman kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Bu 15 Temmuz öncesi ve bu 7 Haziran'dan sonraki dönemde de biraz öyle oldu. Bir de 15 Temmuz'dan sonraki dönemde hiç çaresiz hissetmemiştik. Fakat birdenbire, ki ben bunu her gün yazılarımda hissettim. İlk önce mesela yaklaşan felaketle buradan nasıl kurtulabilir yazısını yazdığımda henüz Türkiye'de o buz örtüsü duruyordu. Evet. Yani herkes tam bir yılgınlık için. Bu yazı öylesine muazzam bir okuyucu kitlesi buldu, öylesine yankılar gördü ki meğer millet böyle bekliyormuş, gemini kemiriyormuş. Bir yerden bir ses çıksın. O gün böyle siteye girişler tavan yaptı. Emin olun ben sitenin istatistiklerine bakıyorum. İşte Gezi'de yükselmiş,
Kobane'de yükselmiş. Ondan sonra 7 Haziran'da ta zirveye varmış. Fakat bu sefer onları 2 misli, 3 misli aşan bir yükseliş oldu. Evet. Toplu. Ama bunun bir de ilginç şöyle bir şey var. Sosyal medyada o kadar yükselişte beni 100, 200, 300 kişi paylaşması gerekir. Paylaşımlar korkunç düşmüş durumda. Çünkü iktidarın şöyle bir tehdidi de var. İşte sosyal medyadan da şey diyeceğiz. Hatta hazırlamışlar 50 bin tane dosya. Evet, evet. Dava açacak. Ama hapishaneler dolu olduğu için açamıyor. Ama tabii bu insanları etkiliyor, çekiniyorlar. Kimse beğenmiyor ya da tıklamıyor. Fakat aynı insanlar girip yazıları okuyorlar. Ya da özelden e-mail yazıyorlar. Yani bu toplum aynı zamanda böyle patlamaya hazır bir durumda. Bu enerji birdenbire ortaya çıktı şimdi. Hala tam olarak ortaya çıkmış değil ama o yenilgi ve çöküş psikolojisi dağılıyordu. 8 Mart burada buzu da kırdı. Evet. Kısmet olursa Nevroz'da da bir adım daha atılır ve 16 Nisan'a kadar eğer yani bir savaş gibi bir başka bir delilik yapmazsa bunlar ki her şeyi yapabilirler. Yani sen Hollanda'ya, Almanya'ya faşist diyorsan bu senin iyice ipleri kopardığın anlamına da gelir. Her şeyi de yapabilirler. Ödüm koptu Demir ama abi. Türkiye'nin iç dengeleri buna ne kadar müsaade eder o da evet. Ayrı bir sorun. Çünkü şöyle bir sorun da var. Şimdi bunlar Ergenekoncularla ittifak yaptılar hocacılara karşı. Ama Ergenekoncuların da bununla çelişkisi var. 15 Temmuz sonraki süreçte. He. Ama bunların da kendi arasında çelişki var. Bunun İslami emperyal hayallerine onlar karşı. Onlar daha klasik cumhuriyetin şeylerinden yanarlar. Kürtleri inkar ama işte Suriye'de devlet olsun. Ve son çizgi biraz o çizgiye gelme anlamına geliyor. Öte yandan başkanlığa karşılar, onun böyle muazzam yetkiler alması aynı zamanda kendileri için de bir tehlike. Dolayısıyla devletin içindeki bu bölünme, Erdoğan'ın ve onun örgütlediği diyelim Asatlar, şunlar, evet. Bunlar, o illegal lümpen çeteleri vesaire ile bunların hepsi varlığı, birbirinin zaten bunlar kolluyorlar. Yarın öbür gün kapaştığımızda elverişli konumda olsun diye. Ama bu durumda da birbirlerinin hareket alanını daraltıyorlar. Zaten bu nedenle Erdoğan içeride bir şeyler yapamadığı için oralara yönelmiş durumda. Kanımca. Hı hı. Bu da onun hareket alanını sınırlıyor. Bu nedenle büyük olasılıkla kazasız belasız varabiliriz 16 Nisan'a yani. Zayıf bir olasılık ama bu var yani, bu olasılık var, düşünebiliriz. Peki biraz da burada yaşayan bir insan olarak size şunu sormak istiyorum. Yani siz yaşıyorsunuz daha doğrusu. Biliyorsunuz Divert Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı Türkiye'de ve bu Almanya ile arasındaki ipleri biraz daha gerdi. Uzun gözaltı süresi ve ardından tutuklanması ki hükümete yakın gazetelerde de sürekli Deniz Yücel bir hafta 10 gündür hep manşetlerdeydi. Ajan ilan edildi. Terörist ilan edildi. İşte Alman konsolosluğunda aslında mesela Güneş Gazetesi'ydi sanırım. Şöyle bir şey yapmıştı Güneş Gazetesi manşetten. Deniz Yücel bir ay Almanya konsolosluğunda sığınmış. Merkel Türkiye'ye gelmiş. Erdoğan'dan af dilemiş. Deniz Yücel'i bırakın diye. Erdoğan da bunu kabul etmemiş. Ve Alman istihbaratı da Deniz Yücel'i İşte bir suikastle ortadan kaldırmak istemiş bu Güneş Gazetesi'nin iddiası söylemi. Böyle bir absürt bir hikaye de uydurmuşlar. Sonra Deniz oradan gitmiş emniyete. Orada da zaten gözaltına alınıp tutuklanmış. Böyle artık işi daha da absürtleştiriyorlar. Hiçbir dayanağı olmayan şeylerle temellendiriyorlar. Bu buraya nasıl yansıdı? Deniz Yücel'in tutuklanması. Burada çok büyük tepki yarattı. Çünkü bir Avrupalı'nın bir yazıdan dolayı ya da başka haberlerden dolayı hiçbir delil olmadan böyle tutuklanması, hele tutuklamanın kendisinin bir cezaya dönüştürülmesi, evet. Yani akıl alacak şeyler değil. Türkiye'de bizler bunlara alıştık, biraz normal görüyoruz. Evet. Yani ufunet, tabakhanede çalışan işçi ufunetin kokusunu almaz olur diye bir laf vardır. Yani o pis kokuda bir süre sonra o pis kokuyu hissetmez olur. Türkiye'nin böyle bir sorunu da var. Türkiye'de insanlar her türlü baskıya alışmış durumdalar. Yani hava basıncı gibi santimetre karemize diyelim 1 kilo basınç var belki ama bunu hissetmeyiz biz. Bunun gibi Türkiye'de yaşayan insanların da. Ama Avrupa'dan geldiğinizde birdenbire suyun altına girip de hareket etmeye çalışan bir insan gibi hissedersiniz. O basıncı hissedersiniz. Doğru. Yani
Avrupa'nın durumu böyle. Kabul edilir bir şey değil ya. Saçma sapan bir şey. Ama aynı şey yine. Kasıtlı olarak Deniz Yücel böyle bir hedef haline getirildi. Oralarda işlendi, kasıtlı olarak tutuklandı kanımca. Almanya ile bir gerilim yaratıp bu Türkiye'de ve Almanya'da evet oylarını ve gerilim sayesinde biliyorsunuz Erdoğan şimdiye kadar hep pozisyonunu koruyabildi. Böyle bir derse çıkarmış durumda kendi açısından geçmişler. Bunu teşvik edebilmek için yaptığı şeyler. Yoksa Deniz Yücel gibi bir gazeteci Türkiye'de neyi etkileyebilir, ne kimse adını bile bilmiyordu yani. Evet. Evet Demir abi çok teşekkür ederim. Ben yaklaşık teşekkür ederim. 40 dakikadır sağ ol. Burada alternatif bir yayın yaptık. Dilerim bundan sonra iyi olur. Bak ben de bu işi daha önce düşündüm. Fakat artık yaşlanmışız. Biz yapamıyoruz. Hatta bu siyah şeyleri falan. Bu Demir abinin evi. Demir abinin perdesi. Az önce kafamıza düşen. Benim evim değil. Ev arkadaşımın evet. Odası. Daha doğrusu. Doğru evet. Evet. Ya böyle alternatif yayınlar artık yapacağız. İyi. Böyle Demir abiyi de buralarda yakaladıkça böyle gündeme ilişkin sorular sormaya devam edeceğiz. Fikirlerini alacağız. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sık sık yakala da biz de böylece fikirlerimizi yayalım. Evet evet. Mutlaka artık böyle yapacağız. Çünkü artık sesimizi duyurabileceğimiz bir mecra yok. Yani işsiz gazeteciler ordusu var. Hele son kayyumlardan sonra Kasım ayındaki. Binlerce insan basın medyada çalışan işsiz. Ve artık biz de böyle biz dediğim yani genel böyle alternatif yayınlar yaparak düşüncelerimizi, fikirlerimizi ortaya sunuyoruz. Aynı zamanda da soru soruyoruz. Yani soru sormamız lazım bizim bir şeyleri açığa kavuşturmak için. O yüzden bence çok iyi oldu. Evet konular biraz sıkıntılıydı, zordu ama muhabbet olarak güzeldi. Oldu. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Artık başka zaman bir yayın daha yaparsak haber veririm zaten Twitter adresinden. Böyle izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Kolay gelsin hepinize.